Manşet. Allah, şimdi bu manşeti arkadaşlar, o kadar çetrefilli konu ki, o kadar karmaşık konu ki, nasıl anlatacağım, nasıl toparlayacağım bilemiyorum. Lütfen odaklanın ama. Ver bakalım, AKP MHP kapatılsın, referandum yapalım Fatih. O da güzel. AKP MHP kapatılsın mı? Ya, ya bu izleyenler gerçekten beni güldürüyor yani. Vallahi arkadaşlar, komik insanlarız hepimiz ya. Yani. Yargıtay var tabii canım. Yargıtay başkanı da yapabilir tabii. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açabilir Anayasa Mahkemesi'nde. Açılmış dava var zaten bildiğim kadarıyla. Peki, zaafları korkuları yoktur inşallah demiş. Evet, geldik. Büyüt bakalım şu manşeti. Beni küçüğe al Ahmet. Bu çok çetrefilli bir konu arkadaşlar. Çetenin altı çok karanlık dedik. Hangi çete derseniz bu şey Ayhan Bora Kaplan çetesi. Darbe girişimi mi? AKP ve MHP hesaplaşması mı? Nereden nereye geldik? Şimdi hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Ve anladığımı da, yani okuyarak anladığımı da veya konuşarak bir iki insanla anladığımı da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir kere Ankara'da puslu günler var. Yani hava karanlık ve aydınlık olabilir, güneş tepede olabilir. Ama özellikle devletin bazı kurumlarında, emniyet gibi, efendime söyleyeyim yargı gibi bazı kurumlarında ve efendim, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum henüz. Henüz daha bilmiyorum. Yani benim yargı gibi, emniyet gibi kurumlar mercek altında. Enteresan şeyler dönüyor. Adalet sisteminde, emniyet sisteminde enteresan yapılaşmalardan bahsediliyor. Siyasi partiler içerisinde AKP ve MHP'yi kastediyorum. Bunun AKP MHP içerisinde bir olay olduğu mu, yoksa AKP içerisinde bir güç savaşından kaynaklandığı mı, yoksa efendime söyleyeyim FETÖ'nün tekrar bir hamleye mi geçtiği, yoksa FETÖ'nün yerine geçen işte Menzil gibi, o gibi, bu gibi grupların bir kalkışması mı, bilmek mümkün değil. Evet, böyle derin bir konudan bahsediyorum. Derin bir konu. Yani ulusal güvenlik meselesi gibi bir durum var. Ulusal güvenlik demişken herhalde böyle. Dün çünkü Sözcü Haber'de bunun analizini yaparken arkaya şöyle bir başlık attım ben. Ulusal güvenlik meselesi mi diye. Ve bugün MİT Başkanı ve Adalet Bakanı'nı Erdoğan acil toplantıya çağırdı. Ah, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasından sonra ortaya çıkanlar bunlar. Birazdan ona da geleceğiz. Ve anladığımız kadarıyla dün attığım o manşet aslında yanlış bir manşet de değilmiş. Ulusal güvenlik meselesi mi diye ben yazmıştım. MİT olayın içerisine giriyorsa eğer, çünkü MİT Başkanı neydi MİT Başkanı'nın ismi? İbrahim Bey, İbrahim Bey ve Adalet Bakanı Yılmaz Bey'i çağırıyor. Acil bir toplantı yapılacak. İçişleri Bakanı yok. Dikkat ederseniz içinde. İçişleri Bakanı'nın olmaması benim için çok büyük bir soru işareti. Adalet Bakanı var ama İçişleri Bakanı yok. Yani ya unuttu, ya güvenmiyor, ya da gereksiz görüyor şu anda MİT'i aldıktan. Ama olay emniyetin içerisinde ve yargının içerisinde cereyan ediyor. Yani siz MİT Başkanı çağırıyorsunuz. Ayhan Bora Kaplan olayı içerisinde. Aynı zamanda adalet iddianamesi hazırlandığı için, Ayhan Bora Kaplan iddianamesi yargıya da taşındığı için Adalet Bakanı da çağırıyorsunuz. İçişlerinde görevden almalar yapıyorsunuz. Ankara Emniyetinde üç önemli ismi alıyorsunuz ama İçişleri Bakanı'nı çağırmıyorsunuz. Bir, ya unuttu, mümkün değil. İki, ya güvenmiyor, olabilir. Üçüncüsü gereksiz gördü. Ama bu bir acil toplantıya İçişlerinin de katılması gerekiyor. Çünkü onu ilgilendiren bir durum var. Şimdi bunların hepsi Ayhan Bora Kaplan çetesinin, o hatırlayacaksınız, bu adamın gözaltına alınmasıyla oldu. Hatırlayacağınız o görüntüyü de, kamyonetten indiriliyor, yurt dışına kaçmak üzereyken karga tulumba gözaltına alındı. Ve aylar sonra da bunun iddianamesi hazırlandı. Aşağı yukarı 22, bildiğim kadarıyla, yanlış olmasın, 22 veya 26 bunun şeyi var, tutuklu sanığı var. 50 civarında da bunun tutuksuz yargılananı var. Yani aşağı yukarı 70-80 kişinin yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Yargılanacağı bir davadan bahsediyoruz. Ayhan Bora Kaplan. Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ankara menşeli bir çete. Yani işte 15 Temmuz'da da TRT'nin önüne gitmiş, uzun namlulu tüfeklerle orada bilmem ne yapmış, bu uzun namlulu tüfekleri nereden buldu ve Süleyman Soylu'yla ismi çok anıldı, bir araya getirilmek istendi. Ve tabii ister istemez 2016 senesinden itibaren
bu şekilde yani mafyavarileşmeye yakınlaşmış, evrilmiş ve sonunda çete olmuş, yerel bir çete olmuş kişiler. Ama kuvvetli bir çeteden bahsediyoruz. Ankara menşeli, merkezli kuvvetli bir çeteden bahsediyoruz. Bunun başında da Ayhan Bora Kaplan denen bu kişi var. Siyasilerle arası iyi, bürokratlarla arası iyi. Onun geçmişinden hatırlıyoruz. Şimdi burada bir de bir gizli tanık var. Serdar Sertçelik. Serdar Sertçelik Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu gibi bir şey. Ve örgütün üst düzey yöneticilerine. Ama Serdar Sertçelik'in de şöyle bir özelliği var. Gizli tanık yapıldı bu adam. Ve Serdar Sertçelik ifadesine göre ben dedi ailemi, abimi, yandakileri kurtarmak için, onlara zarar gelmemesi için gizli tanık olmayı kabul ettim dedi. Bunu da nasıl öğreniyoruz? Bu Serdar Sertçelik dediğimiz adam ki gizli tanık kendisi, M7 diye mi anılıyor, M17 diye mi bir kod verilmiş kendisine? Bu adam vuruluyor, tamam mı? Bir rapor alıyor daha sonra ve evinde elektronik kelepçeyle ayaklarından vurulmuş sözün ama. Kimisi diyor ki iki ayağından vuruldu, kimisi diyor ki tek ayağından vuruldu. Rapor işte ikircikli böyle. Ve bu adam elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçıyor. Şu anda Dubai'de olduğu söyleniyor bu adamın ve bu adam bir video paylaştı. İşte kendisinin aslında evet gizli tanık olduğunu, ailesini korumak için böyle bir şey yaptığını ve orada yazdıklarının hepsini polislerin kendisine yazdırdığını söyledi. Ve o polislerin işte bir tanesi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı, ismini buralara bir yerlere, Murat Çelik diye biri. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı, Engin Dinç'in yardımcısı yani, tamam mı? Ardından Organize Suçlar Müdürü Ankara'nın ve o Ankara'nın Organize Suçlar Müdürü'nün yardımcısı. 3 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapıldı. Belki bugün bunlar soruşturma başlatıldı. Gözaltı değil geri aldı. İçişleri Bakanlığı bunu yalanladı. Dün böyle bir iddia da ortaya alınmıştı ama belki bugün gözaltına alınacaklar. Bilemiyorum. Olma ihtimali çok yüksek. Ve işte dedi ki Serdar Sertçelik denilen elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçmış olan kişi. Bunlar dedi bana yazdırdı. İşte bir polisten bahsediyor da işte diyor ki sözüm ona, iddia o yönde. İşte önüne bir kağıt koymuşlar. Hadi demişler yaz. Bizim söyleyeceklerimizi yazacak. Adam böyle bunları söyledi sosyal medyada. İşte Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Sadık Soylu, Hasan Doğan. Bunlar işte beni yönlendirdi. Bunların Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisi var. Bunun gibi iddialar. Yani bunlar AK Parti'nin önemli isimleri. Düşünsene Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı. Erdoğan'ın sağ kolu. Mücahit Aslan, Erdoğan'ın sağ kolu. Abdülhamit Gül, önemli bir isim. Fahrettin Koca, Erdoğan'ın vazgeçemediği isim. Hasan Doğan, Erdoğan'ın vazgeçemediği bir insan. Özel Kalem Müdürü. 19 sayfa böyle bir ifade veriyor. Ondan sonra bunun içerisinde sözüm ona bu polis müdürleri veya polis demiş ki MHP'yi de bombala demiş. MHP'ye de bir şeyler yaz demiş. Öyle iddialar var. Ondan sonra da işte Uğur Dündar'ın ismi orada geçti. Uğur abi az önce bağlandı sözcüye. Yani tam adamı söyledi diyor Serdar Sertçelik'in tam bu ifadesini yazarken, itirafnamesini yazarken işte bunlar o sırada Uğur Dündar arıyormuş. Uğur Dündar aramış işte yazmaz filan demiş. Yani böyle de tuhaf bir şey. HTS kayıtları filan olduğu da söyleniyor. Bilmiyorum. Az önce de Uğur Dündar açıklama yaptı. Bunlar dedi bir komplodur dedi. Böyle bir şey yoktur dedi. Bir anda onun ismi de bu olayın içerisine girdi. Bugünlerde Uğur abiyle de enteresan bir şekilde uğraşıyorlar yalnız. Onun da bir altını çizmek gerekiyor. Ondan sonra bu olay bu şekilde oldu. Bildiğimiz kadarıyla Bekir Bozdağ Erdoğan'la görüştü. Ya demiş bu olay içerisinde böyle bir şey yok. Ben yokum yani. Bu işte Ayhan Bora Kaplan örgütün içerisinde böyle olmam mümkün değil. Süleyman Soylu da geçtiğimiz cumartesi günü Erdoğan'la görüşmüş. Geçtiğimiz cumartesi günü bu ki Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu'ya yakın olduğu biliniyordu. Ben demiş böyle bir olayın içerisinde değilim demiş. Anladığım kadarıyla AKP içerisinde de bir savaş var gibi görünüyor. Enteresan tarafı. Şimdi
Süleyman bu, tabii Süleyman Soylu onların bunların isimleri geçince bu üç tane polis mi yaptı yani bu kalkışmayı, bu darbeyi AKP'ye yönelik bilmek de mümkün değil. Bunların bir ağababası vardır yani. Ağababaları vardır. Üç tane, bir tanesi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı, ne bileyim organize suçlar müdürü ve onun yardımcısı. Üçü bir araya gelecek. Hadi biz AKP'yi devirelim arkadaşlar mı olacak bu? Veya hadi MHP'yi devirelim veya hadi Cumhur İttifakı'nı yıkalım. Bence bunun üstünde varsa başka bir şey var demektir.